Kampüs kanalından hepinize merhaba. Bu ayın genel tekrar tarihi videosuyla karşınızdayız. Bu genel tekrar videoları her ay olacak ve o ay size anlattığımız derslerin kısa bir özeti, aynı zamanda o dersler için çözebileceğimiz pekiştirme ve ÖSYM tarzı sorularla beraber ayı tamamlamış olacağız. Siz her ay ilk 3 hafta tamamen o üniteleri, o ay hangi dersleri işliyorsak işte, mesela ne işledik? Tarih bilimini, uygarlık tarihini, İslam tarihini, eski Türk tarihini işledik ve bu derslerden bir genel bakış yapacağız. Son tekrarımızı o ay için yapacağız. Pekiştirme sorularımızı çözeceğiz. Ve her ay bu şekilde olacak şekilde o ilk ayın ilk 3 haftasında işlediğimiz dersleri kısa bir özet geçerek, sorularla da pekiştirerek bu şekilde bitirmiş olacağız. Hadi bakalım ilk genel tekrar videomuza başlayalım. Şimdi bugün sizlere bu ay işlediğimiz tarih bilimine giriş, uygarlık tarihi, eski Türk tarihi ve İslam tarihi ile alakalı kısa bir özet, aynı zamanda pekiştirme sorularımızı bu genel tekrar içerisinde işleyeceğiz. Tarih bilimine girişle başlayalım. Tarih neydi? İnsan faaliyetlerini, insanlar arasındaki ilişkileri sebep sonuç, yer ve zaman göstererek olaylar ve olgular şeklinde özellikle betimleyen, bütünleştiren bir bilim dalı olacaktı. Biz ne demiştik? Tarihte deney yoktur. Tarihte gözlem yoktur. Mesela siz hadi 1071 Malazgirt Savaşı'nı gidelim de bir izleyelim bakalım. Hani peçenekler nasıl yer değiştirmiş diyebilir misiniz? Mümkün değil. Gözlem yapamazsınız. Deney yapamazsınız. Deneyle kanıtlayamazsınız. Tarihte deney ve gözlem olmayacak. Temel amacı özellikle geçmiş insan yaşantılarını bize sunma. Özellikle uluslarda da ortak böyle milli kültür ve bilinci yaratma olacaktır. Tarih bilimi yöntemine gelelim. Eğer biz tarih için herhangi bir işte tamamen tarihsel bilgi oluşturmak istiyorsak, önce tarama aşamasından bilgi ve verileri buluruz. Daha sonra tasnife geliriz. Elde edilen bilgileri sınıflarız. Temel amacı tasnifte burada hani tarihsel bilgiyi biraz daha böyle ayrıştırmak ve daha net öğrenebilmek. Ki tasnif yani buradaki sınıflamada mesela bazen mekana göre, bazen işte konuya göre sınıflayarak özellikle elimizi biraz daha kuvvetlendiririz. Daha sonra tahlil aşamamız var. Elde ettiğimiz verileri çözümleriz. Daha sonra tenkit dediğimiz eleştiri aşamamız var. Güvenilirliği burada özellikle tespit eder ve en sonunda elde ettiğimiz tüm verileri birleştirir ve tarihsel bilgiyi oluştururuz. Tarihin faydalandığı bilim dallarına gelelim. Şimdi tarih özellikle kullandığı yöntemler bakımından oluşturduğu bilgileri biraz daha kuvvetlendirme ve delillendirme için birçok bilim dalından da faydalanacaktır. Mesela işin yer kısmı, mekan kısmı olduğu zaman coğrafyadan, işin kazı tekniği kısmı ve yazı öncesi dönemleri aydınlatma olduğunda arkeolojiden, ırk yani eski insan topluluklarının kültürel, biyolojik, sosyolojik yapılarını incelediği zaman antropolojiden, işte kültür bakımından etnografyadan, zaman bakımından, kronolojiden, yazıları incelemede, paleografyadan, kitabeleri incelemede, epigrafyadan, dilleri incelemede, filolojiden ve paraları incelemede, numizmatikten faydalanabilir. Bunun yanında işte diplomasiden faydalanır ki diplomasi de eski böyle işte antlaşma metinleri, sözleşme metinlerini inceler veya heraldikten faydalanabilir, arma bilimidir. Birçok bilim dalı vardır ama esasında ilk aşamada faydalandığı bilim dalları bu şekilde ifade edelim. Türklerin kullandığı takvimlere gelelim. Şimdi Türkler tarih boyunca birçok takvim kullanacak. Özellikle burada ticari ilişkilerinde, sosyal hayat içerisinde, zamanı planlamada birçok aktivitede bunları kullandığını görüyoruz. Türklerin en eski takvimi güneş yılı esaslı olan 12 hayvanlı Türk takvimidir. 12 yıllık bir devir burada söz konusudur ve her yıla bir hayvan adı gelecek şekilde bu oluşur. Hicri takvime gelelim. Hazreti Ömer döneminde hazırlanan ve hicreti başlangıç olarak kabul eden ay yılı esaslı bir takvim olacaktır. Rumi takvim özellikle burada Osmanlı döneminde hicri takvim esas takvimimiz olacaktı. Mali işlerde de özellikle Avrupa ve diğer dünya devletleriyle entegrasyon için güneş yılı esaslı olarak mali işlerde Rumi takvimi kullanacaktır Osmanlı devleti. Rumi takviminde başlangıcı hicret diyelim. Celali takvimine gelelim. Melikşah döneminde Ömer Hayyan başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanan güneş yılı esaslı takvimdir. Celali takvim ise aynı nasıl Osmanlı hicrin yanında Rumi kullanıyorsa Selçuklular da hicrin yanında Celali takvimi kullanarak mali işlerde özellikle bir düzen sağlamaya çalışmıştır. Ve miladi takvimine gelelim.
Güneş yılı esaslı bir takvimdir. Mısırlıların oluşturduğu bu takvim daha sonra işte papalığa, Gregorian'a, işte daha sonra Roma'ya gelecek. Ve günümüzdeki o miladi takviminin temellendirilmesi oluşacaktır. Hazreti İsa'nın doğumunu esas alacak, sıfır olarak kabul edecek. Güneş yılı esaslı bir takvimdir. Ülkemizde hicri takvim 1926 yılında kaldırılarak 1926'da miladi takvime geçirilecektir. Ve 1926 yılından itibaren artık biz ülkemizde miladi takvim yoksa sadece önemli dini günleri belirlemede hicri takvim ülkemizde kullanılır. Evet, tarih bilim için kısa bir tekrarımızı yaptık. Şimdi öğreten sorumuzu çözelim. Şimdi diyor ki, başlangıç olarak hicrete esas alan ve Osmanlı'da mali işler için kullanılan takvim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın, başlangıç olarak burada hicreti esas alan iki takvim var. Olmayanları silelim hemen. Gitti, gitti, gitti. Hicri takvim ve Rumi takvim her ikisi de başlangıç olarak hicreti esas alacaktır. Ancak Osmanlı'da mali işler için kullanılan bir takvim diyor. Aynı zamanda güneş yılı esaslı olacak. Bu takvimimizde ne oldu? Rumi takvim. Ay yılı esaslı takvimimiz hicri takvim olacak. Osmanlı'da ana esas takvimimiz olarak görülecek. Devam edelim. Kadeş Anlaşması'nın maddelerini inceleyen bir tarihçi, aşağıdaki bilimlerden hangisinden yararlanması olayı tarafsız ve doğru bir şekilde açıklamasını sağlayabilir? Şimdi, antlaşma metinleri, az önce söz etmiştim, sözleşme metinleri, bunların hepsi özellikle diplomasinin konusudur. Biz diplomasi biliminden faydalanarak özellikle daha objektif ve daha yalın bir şekilde bilgileri elde edebiliriz. Arkeoloji kazı tekniği kullanacaktı. Filoloji dilleri, antropoloji eski insan topluluklarının biyolojik, sosyolojik ve kültürel yapılarını inceleyecek bir ırk bilimi olacaktı. Yer ve mekan bakımından da coğrafyadan faydalanıyorduk. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Uygarlık tarihi ikinci bölümümüz. Önce tarih öncesi çağlara bakalım. Hızlı bir bakış yapalım hemen. Eski taş dediğimiz paleolitik dönem insanlık tarihinin en uzun dönemidir. İnsanlar bu dönemde tüketici toplum yapısındadır. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşacaklar. Ateş bu dönemde keşfedilecek. Ateşi kullanan ilk insan türü ise burada Homo erectus olacaktır. Sizler için genel kültür bilgisi olsun aynı zamanda. Belki ilerleyen yıllarda karşınıza çıkar. Homo erectus ateşi kullanan insan olacaktı. Altamira İspanya'da, Lascaux'da Fransa'da en eski mağara yapısı olacaktır. Türkiye'de de bilinen Karayim, Beldebi, Belbaşı ve Yarımburgaz mağaraları Paleolitik dönemi, eski taş dönemini aydınlatan önemli mağara yapıları olacak. Orta taşa gelelim. Avcılık ve toplayıcılık burada hala devam ediyor. İnsanlar mikrolit adı verilen özellikle taş aletleri burada geliştirecekler. Bir geçiş dönemi olarak bilinecek. Özellikle iklimin ılımanlaşmasıyla beraber epipaleolitik adını vereceğiz biz buraya. Macun Çay, Baradiz, Tekkeköy gibi önemli mağara yapıları burada görülecek. Yeni taşa gelelim. Yerleşik yaşam özellikle bu dönemde artık başlayacak. İnsanlar iklimin ılımanlaşmasıyla beraber ovalara, işte göl ve nehir kenarlarına yerleşecek. Tarımsal faaliyetleri burada başlayacak. İşte Çatalhöyük, Çayönü, Göbekli Tepe gibi çok önemli yerleşim merkezleri burada kurulacak ve burada oluşturulacaktır. Çatalhöyük, tarihin bilinen ilk kent yerleşmesi. Çayönü, Güneydoğu Anadolu'da bilinen en eski köy yerleşmesi. Bu köy, bu kent. Göbekli Tepe'de tarihin bilinen en eski tapınak yerleşkesi. Şöyle söyleyelim, Çatalhöyük UNESCO listesindedir. Yine Göbekli Tepe'de 2012'de eklendi. 2018'de de Göbekli Tepe UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınacaktır. Kalkolitik çağa gelelim. Bunları bizim için taş çağlardı. Artık maden çağlarına geldik. Maden çağlarında bizim kullandığımız ilk maden bakırdır. Erguvan ısısı düşük olduğundan dolayı insanlar ilk olarak bakırı kullanacak. Daha sonra altın gümüş işçiliğini burada geliştirecekler. Köyler kurulmuştu yeni taşla beraber, yerleşik yaşamla beraber. Artık bu köylerin, kentlerin etrafını surlar çevirecek. Özellikle yeni taş çağında tarımsal devrimle beraber artık ürün fazlası dediğimiz artı ürün başlayacak. Ancak artı ürünün biz etkilerini kalkolitik çağda görecektik. Hani tarımla uğraşmayan diğer kişilerin, özellikle toplum içerisinde iktisadi hayatta bulunan diğer kişilerin işte ayrımını oluşturacaktır artı ürün. Tüccarlık, zanaatkarlık, askerlik gibi meslekler artı ürünle beraber kendini gösterecektir diyelim. Tunç çağına gelelim. İlk şehir devletleri, bakın önce köyleri kurduk. Daha sonra bunların etrafını surlarla çevirdik. Bakın
Tarihte hepsi bakın ne oluyor? Neden sonuç bağlamında ilerliyor. Artık şehir devletlerini kurmaya başlıyorsunuz. Sümer, Akat, Hitit gibi devletleri biz burada görüyoruz. Sosyal statü farkları oluşmaya başlıyor artık. Çünkü bakın tüccar, zanaatkarlık, askerlik oluştu ya. Hani bunlar artık toplumda bir hiyerarşi izlemeye başlayacak. Onlar da bir sonraki dönemde üst tabaka ve alt tabakayı oluşturacak. Asur ticaret kolonileri çağı önemli. ÖSYM defalarca buradan soru sorar. Çünkü Asur ticaret kolonileri çağı Orta Tunç çağı olarak da bilinir. Bu çağda Anadolu yazıyla tanışacaktır. Kayseri, Kültepe yakınlarına getirmiş oldukları tabletlerde Anadolu yazıyla tanışacak ve Anadolu'da tarihi çağlar başlamış olacaktır. Demek ki Asurlar Anadolu'da yazının başlamasında etkili. Kadeş Barış Anlaşması da bu dönemde olacak. Suriye egemenliği için Hitit ve Mısır arasında geçen savaş Kadeş Barış Anlaşması'nı ortaya çıkaracak ve tarihin bilinen ilk barış anlaşması olacaktır diyelim. Demir çağına gelelim. Bakın köyleri kurduk. Ondan sonra etrafını sularla çevirdik. Şehir devletlerini kurduk ve artık demir çağıyla beraber büyük devletler hatta imparatorluklara giden yol açılacaktır. İlkel sanayi demirle beraber temellerini oluşturacak. Üretim ve silah teknolojisi de demirle beraber oldukça gelişmiş olacaktır diyelim. Uygarlık tarihi kısmına gelelim. Anadolu, Mezopotamya, Ege, Doğu Akdeniz ve diğer uygarlıklarımıza burada bakalım. Anadolu'da Hititler özellikle siyasi teşekkülü kuran ilk medeniyet olacaktı. Hititler için bilmemiz gereken kavramlar şöyle farklı renklerde gösterelim. Hititler'de özellikle Pankuş Meclisi, bir danışma meclisi, şöyle bir dal daha açalım. İşte Tavananlı adını verdiğimiz kraliçeleri önemli. Anal adını verdiğimiz yıllıklar onlar için önemli diyelim. Figlilere gelelim. Frigler biliyorsunuz ki özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir medeniyet olacaktır. Frigler özellikle fable adını verdiğimiz hayvan hikayeleriyle, Tapates adını verdiğimiz halılarıyla ünlüdür. Yine Fibula adını verdiğimiz çengelli iğneler de bunlara ait olacak. Lidyalılar için bilmemiz gereken tarihteki en önemli unsur onların parayı bulmuş olmalarıdır. İonya özellikle ilk çağ felsefesinin doğduğu yer olacaktır. Felsefenin temellerini biz İonya'da göreceğiz. Urartu'ya gelecek olursak da Urartular özellikle Şamran Su Kanalı'yla bilinen, bölgede daha çok tarım, hayvancılıkla uğraşan bir medeniyet olacak. Bentler özellikle böyle yine su kanalları yaparak tarımı da geliştirmeye çalışacaklar. Şamran Su Kanalı da Urartular'da önemli. Mezopotamya uygarlıklarına gelelim. Sümerlerin tarihteki en önemli iki unsuru var. Bir, yazıyı bulmuş olmaları, iki, ay yılı esaslı takvimi onlar da görmüş olmamız. Akatlar tarihte bilinen ilk imparatorluğu kuracaklar. Babiller özellikle Babil'in asma bahçesi Nebukadnezar döneminde önemli. Aynı zamanda Kral Hammurabi döneminde ise biliyorsunuz ki 282 maddelik Hammurabi kanunları bilinen ilk anayasa türündeki bir eserleri olacak. Asurlular daha çok kara koloniciliğiyle uğraşacak. Anadolu yazı getirmeleri önemli. Yine Ninova'da, başkent Ninova'da kurmuş oldukları tarihin bilinen ilk kütüphanesiyle özellikle medeniyete katkıları söylenebilir. Elamlar ise İran coğrafyasında özellikle biraz daha baskın olan Sus merkezli tarım ve bölgede ticaretle, hayvancılıkla uğraşan bir medeniyet olacaktır. Ege uygarlıklarına gelelim. Girit, Mikene ve Eski Yunan özellikle antik demokrasinin görüldüğü medeniyetler bunlar. Aynı zamanda saraylar yapacaklar. Saray mimarileri burada oldukça gelişmiş olacak. Yine böyle Drakon, Solon kanunlarıyla burada Ege uygarlıkları hem demokrasinin hem de hukukun gelişimine, yine İonya'dan getirdikleri felsefenin gelişimine büyük katkıda bulunacaklar. Doğu Akdeniz uygarlıklarına gelelim. İbraniler tarihte bilinen ilk tek tanrılı dine, yani Musevili oluşturan dine biz o medeniyette göreceğiz. Fenikeliler için tarihte bilinen en önemli unsur ise onların 22 harften oluşan alfabeyi oluşturmuş olmalıdır. Mısır medeniyetine gelelim. Mısır için bilmemiz gereken temel unsurlar arasında onları da mumyacılığın gelişmiş olduğunu, mumyacılıkla beraber özellikle eczacılık, tıp alanında gelişmiş oldukları güneş yılı esaslı takvimi oluşturmaları oldukça önemli olacaktır. İran coğrafyasına geldiğim zaman Medler ve Persler burada kendini gösteriyor ki Persler biraz daha baskın. Özellikle devlet teşkilatlanmasına Persler çok önemli olacak. İşte bizim satraplık adını verdiğimiz eyalet sistemini kuracaklar diyelim bizim için Perslerin önemi olarak. Hindistan'a gelelim. Hindistan'da Arilerin bölgeye gelmesiyle beraber oluşan bir kast sistemi var. Yine özellikle toplumsal yapısı tamamen bu sosyal sınıf sistemine göre dizayn edilecektir. Yine Hintli matematikçiler de sıfırı bulacaktır diyelim. Çin medeniyetine geldiğimiz zaman işte tarihte bilinen önemli işte barut, işte pusula,
Yine matbaa. Kağıt. Gibi önemli buluşlar Çin medeniyetinden dünya medeniyetine armağan edilecektir. Romanlara gelecek olursak özellikle kavimler göçüne kadar Avrupa'da siyasi teşekkülde en büyük imparatorluk yapısında olacaktır. Milano Fermanı onlar için önemli. Milano Fermanı ile beraber Roma'da Hristiyanlık serbest bırakılacaktır. O bilgiyi bilelim. Yine Kartacalılarla yapmış oldukları Pön Savaşları da bölgede önemli olacak. Pön Savaşları ÖSYM son 2 yıldır farklı sınavlarda bu Pön Savaşları'nı soruyor. Kartacılarla yapmış olduğu bir savaş olacak. Evet, kısaca uygarlık tarihi kısmına da değindik. Öğreten sorumuzu çözelim. Şimdi parçada bilgileri verilen çağ aşağıdakilerden hangisidir diyor. İnsanlar hayatlarını avcılık ve toplayıcılıkla sürdürmüşler. Mağara ve kaya sığınaklarında yaşamışlar. Dönemin sonlarına doğru ateşi bulmuşlar. Tunç, bakır, eski taş, orta taş ve yeni taş seçeneklerde veriliyor. İnsanlar ateşi paleolitik çağda bulacaklar ve diğer özellikler de paleolitik çağa yansıtacaktır. Mezopotamya iki nehir arasındaki ülke olarak tanımlanmıştır. Aşağıdaki ilk çağ uygarlıklarından hangisi Mezopotamya'da kuruldu söylenemez. Dersimizde de bahsetmiştim. Biz Mezopotamya medeniyetlerini Save olarak kodluyoruz. Siz de bu şekilde notlarınıza yazın. Sümerler, Akatlar, diğer Asurlar, ağımız Asurlar, Babiller ve Elamlar. Bak, kodu yaptığın zaman tak gitti, Fenike çıktı. Fenike Doğu Akdeniz uygarlığı olacaktı. Diğerlerinin hepsi Mezopotamya kurulan uygarlıklar olacaktı. ÖSYM tarzı sorumuza gelelim. Parçada bilgileri verilen eski çağ Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir diyecek. Siyasi birliklerini M.Ö. 750 yıllarda kurmuşlar. Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlar. Bereket tanrıçalarına Kibele adını vermişler. Tarımı korumak için de özel kanunlar çıkarmışlar. Hani az önce bahsetmiştik ya, fabalı gördüğümüz, işte tapatesi gördüğümüz, yine bununla beraber fibula adını verdiğimiz çengelli iğneleri de gördüğümüz hangi medeniyette filikler olacaktı. ÖSYM tarzı sorusu çözdük ve 3. bölümümüze geldik. Eski Türk tarihi. Eski Türk tarihi için kısa kısa şu devletlerden hafifçe birkaç bilgi vereyim. ÖSYM'in de en fazla sınavda sorduğu. Hun devleti için bilmemiz gereken en önemli özellik bilinen ilk hükümdarının Teoman olduğu. Orada onlu sistemi ve en parlak dönemini oluşturan, aynı zamanda tüm Türkleri de tek çatı altında toplayan o dönemde Metehan olduğunu bilelim. Birinci Köktürk Devleti için bilmemiz gereken ve ÖSYM'nin defalarca sorduğu en önemli özellikler arasında Mukan Kağan döneminde en parlak dönemini yaşamış olmaları. Son 3 yılda bunu sordular, unutmayın. Tabi ben, bakın, bunu sordular dediğim zaman bu sadece AYT, TYT'de değil. Şimdi ÖSYM'nin sadece AYT, TYT sınavları yok. Yani en az 52 farklı kurum sınavı vardır. Bu yüzden bazen mesela adli yargıda sorduğu soruyu biraz değiştirir, sizin önünüze getirir. Bazen KPSS'de sorduğu soruyu hikayeleştirir, paragraflaştırır, karşınıza getirir. Tam tersine AYT, TYT'de çıkan veya eski sistem işte bu LYS, YGS'de çıkan soruları KPSS'de, işte polislik sınavlarında, işte Sayıştay, Danıştay sınavlarında sorabilir. Bu yüzden hani ben bunlar sınavlarda soruluyor dediğim zaman aklınıza sadece AYT, TYT gelmesi, ÖSYM'nin bütün kurum sınavlarından bahsediyorumdur burada, tamam mı? Kafanız sakın karışmasın öyle. Mukan Kağan dediğim gibi son yıllarda sınavlar defalarca soruluyor Köktürkler için. En önemli özelliklerinden biri de Türk adıyla kurulan ilk devlet olmuş olmaları. İkinci Köktürk için bilmemiz gereken en önemli özellik Bilge Kağan döneminde özellikle en parlak dönemini yaşamış olmaları ve bu dönemde Orhun yazıtlarını özellikle Türk tarihini sunmuş olmaları. Uygur devleti için şunu söyleyelim. Özellikle Maniyeizm bu devlet tarafından benimsenmiş olacak. Böykan döneminde biz Maniyeizm'i göreceğiz. Yine tarımla uğraşacaklar, yerleşik bir medeniyet kuracaklar ve yerleşik düzene geçen ilk Türk devleti olacaktır. Daha sonra biliyorsunuz ki bu devletlerin özellikle siyasi teşekküllerini gördüğüm zaman bir kavimler göçü gerçekleşecek. Orta Asya'dan dünyanın birçok bölgesine, özellikle de Avrupa'ya kavimler göçü yaşanacak. Bu göçle beraber özellikle Türkler önlerindeki kavimlerin hepsini itecek. Avrupa'nın bugünkü siyasi yapısının temelleri de kavimler göçüyle beraber oluşacak. Roma ikiye ayrılacak. Avrupa'da Türk devletleri kurulacak, değil mi? İşte Türk kültürü Avrupa'ya taşınacak diye. Oğuzlar özellikle 24 Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lugat-ı Türk eserinde 24 Türk boyundan oluştuğu söyleniyor.
Oğuz Yavgu Devleti'ni kuracaklar. Yine Osmanlı Devleti gibi, Selçuklu Devleti gibi Cihanşumul Devletleri'nin oluşmasında da Oğuzların etkisini görebiliyoruz. Peçeneklere gelelim. Peçenekleri iki noktada çok etkin görüyoruz. Birincisi Malazgirt Savaşı'nda özellikle taraf değiştirerek Selçuklara yardım etmesi. İkincisi de Çaka Bey'in İstanbul kuşatmasında Çaka Bey ile beraber bunu yapmış olmaları diyelim. Kıpçaklara gelelim. Kıpçaklar için bilmemiz gereken önemli özellikler arasında Oğuzlarla aralarındaki mücadelelerden geçen Dede Korkut hikayelerine konu olmuş olmaları. Yine onlara ait Codex Comenicus adını verdiğimiz bir kodeksleri var böyle. Bir sözlükleri de bulunacaktır. Macarlara gelelim. Özellikle tarihte bilinen ilk Türkoloji Enstitüsü'nü onlar kuracak ve Türk tarihi için önemli çalışmalar yapacaklar. Ki günümüzde de biliyorsunuz Macaristan hala yabancı dilde Hungaray olarak geçmektedir. Bakın Hun adı hala isimlerinde mevcut. Avrupa Hun Devleti'ne gelelim. Balamir önderliğinde özellikle Avrupa'da kurulacak iki isim burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Birisi Uldiz'dir. Türkler ilk kez Uldiz döneminde Anadolu'ya girecek. Bir de Atilla'yı burada bilin. Atilla da bizim için önemli. Doğu Roma üzerine özellikle önemli fetih hareketleri var. Önemli burada seferleri var. Bu seferler sonucunda Margos-Anatolios anlaşmaları imzalanacaktır. Atilla aynı zamanda Alman destanı olan Nibelungen'e de konu olacaktır. O destanda da adı Etzel olarak geçecektir. Hazarlar özellikle Museviliği benimseyen ilk ve tek Türk devleti olarak ön plana çıkan bir devlet olacaktır. Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olarak bilinecektir. Onu bilelim. Bulgarlara gelelim. İtil ve Volga Bulgarları. Pardon, Tuna Bulgarları. İtil Volga ve Tuna Bulgarları olarak ikiye ayrılacak. Şunu Tuna yazalım. İtil Bulgarları için bilmemiz gereken en önemli özellik İslamiyet'i benimsemiş olmaları ki İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devletidir. İtil Bulgarları, Tuna Bulgarları ise Hristiyanlığı benimseyecek ve asimile olacaktır. Karluklara gelelim. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk topluluğu olacaktır. Türk özellikle Orta Asya'ya Emevilerin girmesini engelleyecek ve Orta Asya'da baskın bir kuvvet olacaktır. Kırgızlar ise hala günümüzde de varlığını sürdüren bir Türk devleti, Ötken merkezinde kurulan son Türk devleti olacaktır. Kısaca bu devletlerden bahsetmiş olduk bu şekilde. Sorularımıza gelelim, sorularımızdan bahsedelim. Şimdi Türklerin giydiği pantolon, ceket gibi elbiseler giyilmeye başlamıştır. Özellikle kavimler göçünden sonra soru burada eksik kalmış. Şöyle diyelim. Kavimler göçünden sonra Türklerin giydiği pantolon ve ceket özellikle Avrupa'da giyilmeye başlıyor. Şimdi buna göre kavimler göçünün bu sonucuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir diyecek. Bakalım. Şimdi Türkler özellikle Avrupa'ya gitti ve Türk kültüründen Avrupalılar etkilendi. Türkler yerleşik yaşam tarzını benimsemişler. Hayır, burada yerleşik yaşam tarzına vurgulanmıyor. Avrupalılar Türk devlet yönetimi mi? Burada yönetim değil, sosyal bir konu. Avrupalılar Türk kültürü ve uygarlığından etkilenmişlerdir. İşte aradığımız cevap seçeneği bu olacaktır. Türkler Avrupa'nın değişik yerlerine yerleşmiş değil. Türkler Avrupa'da ilk Türk devletini kurmuş. Bu vurguda yoktur. Tamamen kültür ve uygarlığından etkilendiği vurgusu var. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlar ve Kök Türklerin ortak özelliklerinden biridir? Uygur ve Kök Türk devleti için ortak olarak bakacağız. Mani dinini resmi din olarak kabul etmişler. Bu sadece Uygurlar içindir. Kök Türkler için değil. Bu yüzden gitti. Siyasi tarihi boyunca göçebe yaşam düzenini yaşamaları Kök Türkler için geçerli bu. Uygurlar için biliyorsunuz yerleşik yaşam düzenine geçmişlerdir. Yerleşik yaşam düzenine geçmeleri Uygurlar içindir. Kök Türkler için değil. Baskıda hareketli harf sistemini kullanmaları Uygurlar için bu mevcut. Ancak Kök Türklerde böyle bir şey yoktur. Bu da gitti. Kendilerine özgü alfabeler olması hem Kök Türk alfabesini hem de Uygur alfabesini yani Orhun alfabesi olarak da bilinir. Kök Türk alfabesi. Uygur alfabesini aynı zamanda biliyoruz. Demek ki kendilerine özgü alfabe her ikisinde ortak bir özellik olarak mevcut. Öğreten sorumuza gelelim. Aşağıdan ise kavimler göçünün sonuçları arasında gösterilemez. Şimdi kavimler göçü sonucunda bir defa feodalite rejimi ortaya çıkacak. Özellikle Roma'nın da ikiye ayrılmasıyla beraber güçlü krallık yapısı artık yerine böyle küçük federal beylere bırakacaktır. Batı Hun İmparatorluğu'nun kurulması dursun. Avrupa'nın etnik ve siyasi yapısının değişecek.
Doğru. Roma İmparatorluğu siyasi bütünlüğü bozulacak, ikiye ayrılacak, skolastik düşünce ortaya çıkacak ve Avrupa'da orta çağ boyunca baskın olacaktır. Şimdi kayınlar göçünden sonra Avrupa'da kurulan imparatorluk Batı değil, Avrupa Hun İmparatorluğu'dur. Batı Hun İmparatorluğu ise özellikle Asya Hun Devleti'nin ikiye ayrılmasından sonra Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılması, yani Orta Asya'da kurulan Çiçi Önderliği'ndeki bir Hun İmparatorluğu'dur. Ve Batı Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu iki farklı imparatorluktur. Bu Orta Asya'da, bu Avrupa'da ve ikisi de Cumhurbaşkanlığı forsunda ayrı ayrı gösterilen iki farklı imparatorluk olacaktır. Dikkat edelim. Ve dördüncü bölümümüz, bu son bölümümüz sizlerle beraber İslam tarihine geldik. Şimdi, İslamiyet'ten önce Avrupa'da feodalite, skolastik düşünce hakim. Çünkü Orta Çağ'ın yaşandığı bir dönemden bahsediyoruz. İslamiyet Orta Çağ'da ortaya çıkacaktır. Arabistan'da ise cahiliye dönemi hakim. Kabilecilik var. Hani merkezi bir kuvvet burada yok. Özellikle şehir devletleri şeklinde burada organize var. Burada tamamen onda işte Gassani, Tedmürü, Hire'yi birçok böyle küçük şehirde geçeceğini görebiliyoruz. Kölelik, putperestlik ve ticaret burada hakim olan temel sosyal unsurlar olacaktır. Hazreti Muhammed dönemine şöyle genel bir bakalım. Şu unsurların hepsini bilin. Özellikle hani aşağıdakilerden hangisi, mesela geçen sene şunu sormuşlardı YKS sınavında. Hani aşağıdakilerden hangisi işte Müslümanların kendi arasındaki çekişmeleri arasında değildir. Bakın şu tabloyu bile gözünüzde canlandırdığınız zaman çıkıyordu. Nasıl mı çıkıyordu? Mesela seçenekler arasında Mute vardı. Cemel Vakkası, Sıffin, işte Hakem olayı ve Kerbela olayı mevcuttu şurada işte. Ya şurası karışıklık dönemi zaten. Hazreti Osman döneminden sonra başlıyor. Yani şu tabloyu bildiğiniz zaman seçeneklerde bunlar vardı. Mute Seferi işte Bizans'ta tamamen Müslüman devleti tarafından gerçekleşen ilk muharebe olacaktı. Ancak Cemal'de, Sıffin'de, Hakem olayında veya Kerbela'da biz tamamen neyi görecektik? İslam dünyasındaki karışıklıkları görecektik. Bakın demek ki ÖSYM bu şekilde size geçen sene sordu. Yani bu tabloyu demek ki şöyle, kimin döneminde ne yaşanmış, hangi usullerle yaşanmış olarak bilseniz bizim için bu soru ceptedir. Şimdi Hazreti Muhammed döneminde biliyorsunuz ki kendisine ilk vahiyin gelmesi, İslamiyet'in benimsenmesi, Mekke'de bir baskıcı tutum var, hicret gerçekleşiyor, Medine Sözleşmesi ile beraber Medine'de bir devlet kuruluyor, bir toplumsal sözleşmedir. Daha sonra müşriklerle gerçekleşen 3 muharebemiz var, Bedir, Uhud, Hendek. Uhud'da başarısız olunuyor, Bedir ve Hendek savaşları kazanılıyor. Daha sonra Hudeybiye Anlaşması ile beraber bir barış dönemi başlayacaktır. Yahudilerden Hayber Kalesi alınacak, Bizans'a karşı Mute Seferi düzenlenecek, Mekke müşriklerden alınacak. Huneyn, Taif ve Tebük Seferleri savaşlarıyla beraber Hazreti Muhammed dönemi veda hacı ile beraber sona erecektir. Hazreti Muhammed vefat ettikten sonra Hazreti Ebubekir döneminde ilk olarak ortaya çıkan Hazreti Muhammed'in vefatından sonra yalancı peygamberlerle mücadele edecek. Ridde savaşlarında dinden dönenlere karşı mücadele edecek. Zekat vergisi ilk olarak burada alınacak. Ejnani Seferi Bizans'ta bu dönemde yapılacak ve Kur'an'ın kitap haline getirilmesi de bu dönemde olacaktır. Hazreti Ömer dönemine baktığımız zaman ise devlet teşkilatlanmasının yaşandığı bir dönem olacaktır. Aynı zamanda askeri gelişmeler oldukça fazla. Yermük Savaşı burada önemli. Suriye'nin fethi için yine Sasanilerle mücadeleler önemli. Köprü Savaşı'nda mağlup olsa da İslam orduları Kadisiye, Celula ve Nihayet Savaşı'nı kazanarak Sasanileri oldukça zayıflatacaktır. Mısır'ın fethi Amir bin As tarafından yine Hazreti Ömer döneminde olacaktır. Siyasi ve idari gelişmelerde amirlik dediğimiz özellikle valilik teşkilatlanması oluşturulacak. Kadılık özellikle hukuk alanında gelişecek. Askeri iktidar oluşturulacak. Dirhem adı verilen paralar oluşacak. Divan dediğimiz hani Türklerdeki kurultay burada oluşturulacaktır. Hicri takvimi görüyoruz. Yine Beytülmal'ın sistemleşmesi Hazreti Ömer döneminde olacak. Hazreti Osman dönemine geldiğimiz zaman ise Hazarlarla Belencer Savaşı var. Hazarlar engelleyecek onların Kafkasya'ya özellikle genişlemesini. İlk İslam donanması burada oluşacak. Kıbrıs Muaviye tarafından fethedilecek. Zat-ı Savaşı özellikle Bizans'a karşı elde edilen önemli bir zafer olacaktır. Tunus fethedilecek. Özellikle İslam coğrafyası oldukça genişlediği için yeni yerlere Kur'an çoğaltılarak gönderecek ve İslamiyet burada da yayılmaya çalışılacaktır. Ancak bu dönemde Emevi atamalarının gerçekleşmesi, yani Hazreti Osman'ın Beni Ümeyye oğullarını içinde bulunduğu Beni Ümeyye oğullarının devletin önemli kademelerine getirmesi İslam'da ilk huzursuzlukları başlatacaktır ki bu huzursuzluklar Hazreti Ali döneminde savaşlara sebebiyet verecektir. Hazreti Ali döneminde Cemel Vakası'nda Ayşe, Talha, Zübeyir burada Ali'ye karşı mücadele edecek. Mücadeleyi Hazreti Ali kazanacaktır. Bunun üzerine Medine'ydi başkentimiz ki Medine aynı zamanda bu sene ÖSYM tarafından tekrar soruldu farklı bir sınavda. Yesrib olarak eski adı bilinecektir. Yesrib'den
Kufe'ye taşıyacaktır başkenti Hazreti Ali. Ancak Muaviye kabul etmeyecektir Hazreti Ali'nin burada halifeliğini. Aralarında Sıffin Savaşı gerçekleşecek ve savaşı yine Hazreti Ali kazanacaktır. Haricilerle de Nehravan Savaşı var. Yine Hazreti Ali kazanıyor. Ancak Hazreti Ali şehit edilecektir. Hazreti Hasan halifeliğini burada ilan edecek. Ancak Muaviye ile bir anlaşma yapacak. Muaviye kendi halifeliğini tanıması koşuluyla kendisinden sonra Hazreti Hasan'ın halife olması gerektiğini söyleyecek ve kan dökülmeden, savaş olmadan Muaviye'nin halifeliği kabul edilecektir. Ancak Muaviye vefat ettikten sonra Yezid döneminde Kerbela olayı yaşanacak ve Kerbela olayıyla beraber de artık İslam'da kesin ayrılıklar gerçekleşecektir diyelim. Burada bir de hakem olayına değineyim. Şimdi hakem her ne kadar işte Hazreti Ali döneminde Hazreti Ali halifeliğini burada Muaviye tanımamış olsa da mevzu işte böyle bir heyetin önüne gidecektir. O heyetten de sonuç alınamayacak. Onu da ifade edelim hakem olayında. Bakın tekrar söylüyorum. Geçen sene hakem olayı Safin, Cemel, Kerbela ve Mute seçeneklerle verilmiş. Hangisi işte bu karışıklık döneminin olaylarından biri değildir demiş. Mute savaşı sorumuzun doğru cevabı olacak. Demek ki adamlar bu şekilde de soru oluşturabiliyor. Unutmayalım. Emevilere göre Muaviye döneminde kurulacak saltanat sistemine artık hani bizim o kısmi cumhuriyet dediğimiz sistemden yani seçimle belirlenen halifelik sisteminden tamamen babadan oğula geçen bir saltanat sistemine halifelik dönecektir. Şam devlet merkezi olacak. İstanbul bu dönemde iki defa kuşatılacaktır. Yine en parlak dönem Emevilerde Abdülmelik dönemi olacaktır. Yine Arapça resmi dil burada kabul edilecek. İlk İslam parası burada olacak. Mevali politikası yani ki ırkçı bir politika olacak. Şöyle söyleyelim. İslamiyet'i benimseyen, Müslüman olan ancak Arap olmayan topluluklara karşı bakılan ırkçı yani köle gözüyle bakılan bir politika olacaktır. Kuzey Afrika ve İspanya burada fethedilecek ve Endülüs Emevileri de İspanya fethedilmesiyle beraber bölgede kurulacaktır. Abbasilere gelelim. Emevilerin yıkılmasından sonra Ebu Abbas Abdullah tarafından kurulacak Bağdat merkezli olacaktır. Demek ki bakın bu senede size şu şekilde bir soru gelebilir. İşte İslam devleti döneminde veya İslam tarihinde aşağıdakilerden hangisi devlet merkezi olmamıştır? İşte bak Medine oldu mu? Oldu. Nereye gelelim? Hazreti Ali döneminde Kufe oldu mu? Şam oldu mu? Bağdat oldu mu? Aha da size İslam devletleri döneminde olanlar. Hani geçen sene buralardan sordular ya belki bu sene bu defa da buradan sorarlar. Bilemiyoruz yani. Ama yine aklımızda bulunsun. En parlak dönemi Harun Reşit oluşturacaktır. Avas'ın ve Samarra adını verdiğimiz özellikle askeri şehirlerde Türklerden faydalanacak. Betülhükme adını verdiğimiz Bilgelik gibi Abbasiler döneminde Taif-ül Mülk dediğimizde küçük devletçikler Abbasiler döneminde olacaktır. Bunlardan da kısaca bahsettik ve sorularımıza geçelim. Öğleten sorularımıza bakalım. İslamiyet'te Cemel, Sıffin ve hakem olaylarının meydana gelmesindeki ortak nedenler arasında unsurlardan hangilerinin etkili olduğu gösterilebilir diyecek. Bir defa bu olayların yaşanmasında görüş ayrılıklarının ortaya çıkması baskın nedendir. Saltanat sistemine geçilmesi temel bir unsur değil. Sınırı çok genişlemiş olması da temel bir unsur değil. Yalnız bir görüş ayrılıklarından dolayı tamamen bu olayların meydana gelecektir diyelim. Öseyme tarzı sorumuza gelelim. İslamiyet önce Mekke'yi ziyarete gelen Araplar kurdukları büyük panayırda alışveriş yaparlar, eğlenceler ve spor karşılaşmaları düzenlerler. Sonra da Kabe'deki putları ziyaret ederlerdi. Bu gelişmelerle yargılarından hangilerine ulaşılamaz diyecek. Eksik koyalım, ulaşamayacağız. Mekke'nin kutsal bir şehir oldu. Kutsal yerlerini ziyaret edilmekte oldu. Araplar arasında siyasi birlik bulundu. Şimdi Mekke kutsal bir şey çünkü İslamiyet önce Mekke'yi ziyarete geliyorlar. Buradaki işte panayırlarda ki Mekke'deki o Kabe'yi de ziyarete gelecekler. Buna ulaştık. Kutsal yerlerin ziyaret edilmekte olduğu ona da zaten direkt olarak ulaşacaklar. Aslında siyasi birlik diyor. Siyasi birliğe buradan ulaşılamaz. Toplumsal bir birliktelik olmaya çalışılıyor ama bu siyasi birlik olacağı anlamına gelmez. B seçeneği sorulsun. Doğru cevap. Evet, dersimiz burada sona erdi. Çok hızlı ve seri bir şekilde size anlatmaya ve aktarmaya çalıştım. Zaten ayrıntısıyla biz derslerimize bahsediyoruz. Sadece şöyle tekrar bir hatırlamanız bakımından. Çünkü bazen siz farklı derslerden çok çok çalışıyorsunuz. Tekrar etme fırsatlarınız olmuyor. En azından buralarda böyle tekrar böyle bir zihninizi yoklamanız adına bu tekrarlar size faydalı olacaktır. Ama. Şimdi tekrarımızın nasıl stilde olduğunu gördünüz. Siz
tarih genel tekrar videoları nasıl olsun istiyorsunuz? Hani bu şekilde konuları hızlıca tekrar edelim. Sorular mı olsun? Sadece soru mu istiyorsunuz? Hocam valla bolca soru çözelim böyle. İbrahim hocam daha çok soru çözelim. Daha çok soruya bakalım. Onu mu istiyorsunuz? Hocam konuları biraz daha ağırlık verelim. Bir daha konuya mı bakalım diyorsunuz? Ne istiyorsanız buranın yorum kısmına yazın. Yorumlarınızı tek tek okuyacağız ve ona göre hareket edeceğiz. Mutlaka ne istediğinizi yorum kısmına yazın. Bunları değerlendireceğiz. Hadi bakalım gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çalışmanıza kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.